Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Pazar gününü saymazsak seçimlere 3 gün gibi bir süre kaldı. Seçimleri konuşmak üzere AK Parti İl Başkanı Sayın Şerafettin Yıldırım konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım zor bir sürecin neredeyse böyle az sonuna geldik. Herkes yoruldu, sizler yoruldunuz, bizler yorulduk. Bir değerlendirme yapacak olursanız bugüne kadar neler söylersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Evet, yoğun bir sürecin tabirinde ise son 4-5 gününe geldik. Çok ciddi bir çalışma tempomuz vardı. Zaten günler öncesinden başlamıştık bu çalışmaya. Tabii seçimin sonuna doğru bu tempo ister istemez daha çok yükseliyor. Programlar daha çok artıyor. Tabirinde ise şu anda bir yarım saatlik dinlenme zaman dilimi bulmak neredeyse mucize gibi bir şey. Her geçen gün biraz daha iyiye giderek iyi bir çalışma sürecini geçirdiğimizi düşünüyorum. Ve nasip olursa pazar günü de inşallah bunu mutlu bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Ya tabii her şeyden önce belki soruların içinden de gelebilir bilemiyorum ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Evet. Her şeyden önemlisi Elazığ'ın bir huzur şehri olduğunu, bir demokratik seçime gittiğimizi, bu demokratik seçimde de seçmenin iradesine hiç kimsenin ipotek koyamayacağını, dolayısıyla sandıklardan çıkacak olan sonucun da hepimiz için doğru kabuller olması gerektiğini, bunun dışındaki anlayış, yaklaşım, davranış kalıplarının hiç kimseye hiçbir şekilde faydası olmayacağını bilmemiz gerekir. Yani bu tabii zaman zaman seçimin streslerinde böyle agresif bir takım yaklaşımlar, tartışmalar, şunlar bunlar oluyor ama sağduyuya hepimizin ihtiyacı var ve dolayısıyla da bu şehrin huzurunu da hiçbir şekilde bozulmaması gerekir diye düşünüyorum. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Yok. Biliriz seçim günü de yaşanmaz. Peki sandık güvenliği konusunda bir çalışma mutlaka AK Parti kendi sandıklarına sahip çıkıyor ama bir tartışmaya mahal vermeyecek bir ortam yok değil mi başkan? Yok, biz zaten teşkilatlarımız olarak sandık kurulları, müşahitlerimiz anlamında gene hem eğitim çalışmalarımızı yaptık hem sandık kurullarımızı oluşturduk. Bir tarafta bir eksiğimizi bırakmadık. Bina sorumlularımız var. Bunların hepsinin tek bir hedefi var. Seçimin sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçirilmesi. Çıkan sonuçları da orada zaten sandık kurulları vardı, sandık kurul başkanı vardı. Onlarla birlikte değerlendirilmesi ve o değerlendirmenin sonucunda Yüksek Seçim Kurulu'na ya da seçim kuruluna iletilmesi ve buradan çıkan sonuçları da hep birlikte kabul etmemiz gerekir. Buna bir itirazın da bir anlamının olmadığını defalarca yaşamışız, biliyoruz. Yüzlerce, yani tabiri ise seçim yaşadık. Olması gereken de bu. Buna herhangi bir şeyin karıştırılmaması gerekir. Şaibenin vesaire şunun bunun karıştırılmaması gerekir. Ya bu konuda biz kendi üzerimize düşen gerekli önlem ve tedbirleri aldık. Devletimiz de zaten bu konuyla ilgili hassasiyeti yüksek derecede devam ediyor. Gerek sandık emniyeti açısından gerekse genel emniyet açısından asayişin huzurun sağlanması açısından her şey yerli yerinde olacağını düşünüyorum. Allah'ın izniyle de hiçbir düşündüğümüz negatiflik olmayacağını düşünüyorum, temenni ediyorum. Başkanım listeler açıklandığında siz katılmayabilirsiniz ama böyle tepkiler vesaire yaşandı. Durum nedir? Böyle bir şey, bu konuya bakışınız nedir? Arifciğim, bunu ben doğal süreç kabul ediyorum. Şimdi bizim 72 tane aday adayımız vardı. Bu aday adayları sürecinde de tek tek, yani açıklamalarda da söyledim, teşkilatlara da söyledim, kamuoyuna da paylaştım. Yani bu 9 Nisan'da açıklanacak, o günler için söylüyorum, 9 Nisan'da açıklanacak olan 72 aday içerisinden 5 tane çıkacak. Dolayısıyla 67 tane aday adayı kardeşimiz dışarıda kalacak bu anlamda, aday profili anlamında. Yoksa bizimle ekip halinde hareket etmede bir sorun yok. Dolayısıyla bunu tercih edip bize gönderen de benim genel başkanım ve cumhurbaşkanım. Doğal olarak bana 5 tane aday... Olmazsa başka 5'i gelecek. Kim gelirse siz çalışacaksınız. Tercümem de şunu gösteriyor. Bugüne kadar her listede mutlaka az veya çok tartışma olmuştur. Ama bu tartışmaların çok bir kıymet harbiyesi olmuyor. Şu açıdan olmuyor. Sonuçta bir şey değerlendirilmiş ve sizin bağlı olduğunuz bir lider tarafından onaylanmış ve size gönderilmiş. Benim için sözün bittiği yer burası. Dolayısıyla ben bana gönderilmiş 5 vekil adayımla birlikte sahada çalışacağım. Elimizden gelen ne varsa onu sarf edeceğiz, gayret edeceğiz. Hamdolsun bu anlamda geriye dönüp baktığımda da İyi bir süreci yaşadığımızı düşünüyorum.
O eleştiri dozlarının da büyük oranda azaldığını, belki kısmen de bittiğini de söyleyebilirim. Ama siz bu 5'i alın, başka bir 5 koyun. Yine gelecek. Evet. Bu o 5'i alın başka. Ben şöyle bir küçük bir anekdot anlatayım. Ben başkan yardımcısıyken Ramazan başkanımla birlikte bize o zaman 2 tane tahmin ya da düşüncelerinizi yazın diye bir 5 bir de 10 yani mevcut o zamanki aday adaylar içerisinde. Ben o zaman da arkadaşlara söylemiştim. Tabii herkes kendi şeyini yazıp bıraktığında ben şuna inanıyordum. Hala daha öyle inanıyorum. 2 tane aynı 5'i o ekip içerisinde bile 2 tane aynı 5'i yakalama şansımız yok. Çünkü herkesin gönlünden farklı farklı isimler geçebiliyor. Ama bu işin doğal sürecinin nerede son bulduğunu hepimiz hem teşkilatlar açısından hem de sonucu açısından bilmemiz gerekir. Benim liderim bana diyor ki Elazığ için bunu uygun gördük. Buyurun alın çalışın diyor. Bana düşen de ekibimle birlikte onları da içimize alarak birlikte çalışmak. Bütün tartışmalardan uzak siz bu pencereden bakıyorsunuz. Bir kıymet harbiyesi yok, geriye dönüşü yok. Konuşmanın enerji düşürmekten başka bir anlamı yok ki. Bir önceki seçimde de benzeri olmuştu aslında. Aynı. Ondan öncekinde de olmuştu. Evet. Ondan öncekinde de olmuştu. Hep oldu, olmaya da devam edecek. Peki listelerin belirlenmesinde sizin rolünüz var mı? Yok. Yani listelerimizin belirlenmesinde benim bir rolüm yok. Çok net söylüyorum. Bizim genel merkezimizdeki komisyonlarımız, biz kendi görüşlerimizi bize ihtiyaç hissettiği zaman dilimler içerisinde genel merkezimize aktarmıştık. Aday adayları öncesinde ama sonuç itibariyle 5 adayın belirlenmesinde bu olsun, şu olmasın gibi ne benim bir müdahilliğim vardır ne de genel merkezin bu konuda bizimle ilgili bir şey olmuş. Bu aday adaylı sürecine girilmeden önce sizin de isminiz konuşuldu. İstifa edeceğiniz, aday olacağınız konuşuldu ama siz aday olmadınız. Niye olmadınız? İl başkanı olmak için il başkanı olunmuyor. Herkesin bir hedefi var. İl başkanı olduğunuza göre sizin de hedefleriniz mutlaka illaki vardır. Gönlünüzden geçen vardır. Siz niye düşünmediniz? Ya Arifciğim, hedefsiz olmaz. Ama az çok beni tanıyorsun, yıllardır tanışıyoruz, biliyoruz. Toplumda da kendimizi bu şekilde hep ifade ederek geldik. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi bir mışlı davranma biçimi vardır. Bir de teslimiyet vardır. Ben o teslimiyetten yanayım. Bir de teorik ve pratik gibi bir nasip ayrımı yapıyorum. Yani konuyu şuraya getiriyorum. Benim için öncelikli olan Cumhurbaşkanım kendisini siyaseten temsil etmesi anlamda beni Elazığ'a uygun görmüş ve göndermiş. Git çalış demiş. Evet. Ben çalışırım. Aynı zamanda bizim il başkanları olmamız hasabıyla bizim bu türlü diğer aday adayları gibi bir davranış kalıbımız olmaması gerekir. Farklı olanlar var mıdır? Elbette ki vardır. Ama bize de denilmiş ki sen il başkanısın, teşkilatlarla birlikte git çalış. Biz uygun gördüğümüz zaman ya da biz konunun akış biçimine göre işte ihtiyaç hissettiğimiz zaman seni oradan alır farklı bir yere de taşırız. Dolayısıyla ben buradayım demenin bir anlamı yok. Beni görmüyor musunuz ya da beni bilmiyor musunuz ya da ben kendimi tekrar tekrar hatırlatmanın sadece bir usul dışı bir davranış kalıbı olduğunu biliyorum. Bu olayın birinci perdesi. İkinci perdesi şu sözün sadakatine inanmak gerekir. Yani nedir? Siz diyorsunuz ki yani ben kendim için söylüyorum. Evet. Biz dava olarak bakıyoruz. Orada olmuşuz, burada olmuşuz. Bize ne görev verilirse biz onu yaparız. Ama bu AK Parti dava meselesi çok artık şey oldu. Yani bunu biraz da pragmatik yönüne bakmak lazım başkanım ya. Ben öyle bir saygı duyuyorum, bir şey söylemiyorum ama yani ya bütün samimiyetimle söylüyorum. Ya ben size itiraz etmiyorum. Hayır, ama ben o çizgiden AK Parti hiç dava kelimesi konuşulunca biraz hayır bak ben o çizgiden hiç ayrılmadım. Evet. Çünkü şimdi liderle birlikte siz yol yürürken bizim diğer siyasi partilerden en önemli bize ayıran burada usul. Burada Tayyip Erdoğan'a sadakat onu konuşalım ama hani dava denince ben ya belki sen biraz farklı olarak bakıyor olabilirsin ama ben öyle baktığım için şunu diyorum. Diyorum ki bana teşkilatım bir görev vermiş ve bu göreve devam etmemi istiyor. Tamam. Onun dışında benim bu görevden alınması ya da farklı bir yere taşınması anlamında bir düşünce hasıl olursa zaten benim genel merkezim vardır, teşkilatım vardır, genel başkanım vardır. Onları bugün gördük. Ya bana özetle bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim. Evet. Bana Elazığ'daki teşkilatımız iyi,
güzel işleri yapıyorlar. Teşkilatımız düzenli bozmasın, işimize devam edelim denildi. Biz de zaten bunun dışında... Akamete uğramasın, teşkilat iyi gidiyor. Biz de bunun dışında farklı bir düşüncemiz olmadığı için elbette ki insanların gönlünden farklı yerlerde farklı sosyal statülere talip olmak gibi işte bunun en bariz örneği milletvekili gibi şeyler. Ya bu insani bir şey, bunda problem doğal. Yok. Evet. Ama burada işte o ince ayrımı yapıyorum. Siz sadece çalışmalarınızı tek bir yere teksif etmeye çalışırsanız... Yok, iş yürümez orada. O zaman siz mışlı davranırsınız. Ben böyle yapıyorum ama bunun zemini geleceğe şunun için dersiniz. Bu da sırıtır. Belli olur. Peki. O zaman öngörülen şu. Yani deniyor ki bu seçimlerden sonra kim iktidar olursa olsun Cumhur İttifakı, Millet İttifakı kısa bir süre sonra seçime gidilir. İşte AK Parti, Cumhur İttifakı gittiğinde parlamentodaki durumdan dolayı yeniden daha güçlü gitmek adına seçim yapılabilir. Ya da Millet İttifakı gittiğinde fazla birlikte götüremezler, dağılır gibi bir kamuoyunda belirgin bir şey var, konuşma var. Böyle bir şey olursa o süreçte aday olur musunuz? Bu biraz şey... Varsayımlarla. Varsayımlarla. Evet. Tabii ben biraz vaktim vazifini konuşmayı daha çok uygun görüyorum. Ne demek bu? Evet. Şimdi öncelikli olarak hem aklen hem de gönlümden geçen olarak söylüyorum. İnşallah nasip olursa Cumhurbaşkanımızı seçilecek büyük bir oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Evet. Bu arada da mecliste de Cumhur İttifakı ile birlikte büyük bir çoğunluğu sağlayacağız. İktidar olmayı gerektiren çoğunluğu sağlayacağız. Ve biz yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Bu benim hem öngörüm, hem temennim, hem mücadelem burada. Ama burada Cumhur İttifakı ile birlikte olma arzusunu da hiçbir şekilde yok saymadan konuşuyorum. Tabii. Dolayısıyla bu süreci biz bu şekilde 14 Mayıs akşamına kadar götüreceğiz. 15 Mayıs sabahında çıkan şey neyse o bizim kabulümüzdür. Evet. Onu ondan sonra konuşmamız gerekir. Evet. Bir AB planlı bir yaklaşım tarzının ben siyaseten doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Benim hedef yaklaşımımda da beni geriye düşürür böyle bir yaklaşım. Ben erken seçim ve benzeri ya da mecliste işte çoğunlukların olup olmaması gibi B planı üzerinden ne il başkanı, ne de teşkilat başkanı, ne de bir siyasi aktör olarak... Ya biz çok pencereden baktığımız için öyle düşünüyoruz, öyle elbette, soruyoruz. Elbette. Ama ben öyle görmüyorum. Peki az önce dava dediniz. Ben dedim ya hani dava değil de şey konuşsak. Şimdi 5 tane, 4 tane milletvekili vardı. Seçilmiş. Hala şu an milletvekili. Evet. Nerede bunlar? Bu şehirde yani bitince her şey bitiyor mu? Şimdi bu gelenler de öyle gidecek mi? Özür dilerim ama muhatabı siz değilsiniz ama size soralım. Yani 4 davadan bahsettiniz ya, neredeler? Ya onlar da ara ara geldiler, bir milletvekilimiz ama gelemedi bu şehir sırtında taşıdı bunları, ara ara sürmüş. Geldiler, çalıştılar, şu anda da bir milletvekilimiz Elazığ'da çalışıyor. Biraz da şöyle bir şey var, bu özel bir dönem Arif Bey, nasıl özel bir dönem? Mevcut vekillerimiz, yani şu anda hali hazırdaki mevcut vekillerimiz gelip çalıştıkları zaman belki kendilerince hassas davranmalarından dolayı aday olan milletvekillerini rahatsız eder miyiz gibi belki bir yaklaşım hassasiyetle onları sahada biraz da rahat bırakmak anlamında. Ya bence de biraz... Zülfü Bey ben bırakmam dedi. Kim dedi ki, Zülfü Bey dedim ki istemezlerse ne yapacaksın? Yapacaksınız diye sordum. Dedi ki ne düşünürlerse ben çalışırım dedi. Zülfü Bey şu anda burada sayın vekilimiz çalışıyor zaten. Peki şimdi yasaklar başladı. O yüzden böyle tahmin konuşmamız doğru değil. Çünkü şey izin vermiyor. Seçim kurulu izin vermiyor ama genel geçer söylersek durum nedir? Böyle rakam vermeden. Ya ben bak tekrar... Tahminlere şey izin vermiyor seçim kurulu. Ben rakamsal boyutlara zaten hiç girmedim, girmem de. Bir talip olma meselesi vardır. Siz talip olursunuz. Bir de seçmenin iradesiyle sizin talip olduğunuzda size düşen nasibe alırsınız. Ha şu anda biz talibimiz noktasında bir şeyden vazgeçmiş değiliz. Talibiz. Cumhur İttifakı ile birlikte bu şehirde 5-0 yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ama sonuç ne olur? Onu 14 Mayıs akşamı ya da 15 Mayıs sabahı göreceğiz. Yoksa onun dışında benim farklı bir seçenek üzerinde düşüncemi şey yapmamın bir anlamı yok. Ben en idealine talibiz. Peki, en idealine Cumhur İttifakı ile birlikte 5-0. Bu Cumhur İttifakı'nda konuşalım başkanım. Burada çok konuşuldu. Siz telaffuz etmediniz ama adaylar telaffuz ettiler. Bu telaffuzdan da MHP rahatsız oldu ama siz hep şeyi vurguladınız. Haberlerde takip ettik Cumhur İttifakı vurgusunu. Biraz MHP alındı bu işi. Ya evet, MHP bizim Cumhur İttifakımız. Şimdi bakın sadece siyaseten bir hoş gönderim anlamında konuşmuyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Evet.
başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere diğer Cumhur İttifakımızın genel başkanları ve siyasi partileri Cumhur İttifakı içerisinde yer alırken hiçbir pazarlığa girmediler. Bu çok saygın bir ittifak şekli. Aynı zamanda da Millet İttifakı'nın karşısındaki bu duruşun ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu beraberinde birçok hassasiyetleri de yukarıya taşıması gerekiyor. Onun için ben ilk günden beri Semih Başkanım il başkanı iken biz onunla çok iyi bir süreç yaşadık. Hatta Türkiye'ye örnek olacak derecede bir birliktelik oluşturduk. Çok güzel işler beraber yaptık. Sonra nasip oldu. O kardeşimiz birinci sırada MHP'nin bir milletvekili adayı oldu. Yani uzun lafın kısası ben Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek her şeyden geri adım attım. Hiç, hatta bazen çok da tölere edilen bir davranış içine girdim. Çünkü ya ben haklı olsam bile Cumhur İttifakı'na zarar verecek bir davranışın benim haklılığım yanında ne önemi var? Sonuçta Cumhur İttifakı zarar görmüşse ben haklı olsam ne olur, olmasam ne olur? Evet, kişisel anlamda belki egomu biraz tatmin edebilirdi ama Cumhur İttifakı'nın zarar görmemesi gerekir. Zaman zaman tabii seçim trafiği içerisinde bazen karşılıklı incitecek bir takım sosyal paylaşımlar olabilir ama onları ben hızlı, çok hızlı geçtim. Cumhur İttifakı'na asla zarar verecek hiçbir davranış içinde bugüne kadar olmadım. Bugünden sonra da olmayacağım inşallah. Başkanım, 2023 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası. Köprüden sonraki son çıkış herkes için böyle. Yani bu Millet İttifakı açısından da, Cumhur İttifakı açısından da böyle. Cumhurbaşkanlığı seçimleri herkes için önemli ama AK Parti için biraz daha önemli. AK Parti'nin süren projeleri, hedefleri açısından durum nedir? Gözlemleriniz nedir? Neler söylersiniz? Yani tabii siz bir yayın yönetmen olarak doğal olarak soruyu böyle sorarsınız ama bizim açımızdan olay böyle değil. Nasıl böyle değil? İki ittifak gibi görmüyorum ben. Biri tamamen başta bizim AK Partimiz olmak üzere bu ülkeye 21 yıldır hizmet etmiş bir lider ve kadrosu, kazanımlar ve bunun devamı için yeni Türkiye yüzyılının yeniden devamının sağlanması için iktidar olunması. Ama karşıdaki ittifaka baktığımda bunu yerle bir eden, bu anlayışı hiç mi hiç kayda değer bulmayan, hatta daha ileri cümlelerle ittifak içerisinde, Millet İttifakı içerisinde yer almış profiller, genel başkanlarının çok önemli açıklamaları var. O zaman yan yana iki ittifak gibi getiremem. Konu anlaşılsın diye söylüyorum. Biz aylarca hem siyasi çalışmalarımızda hem toplantılarımızda masanın altılı olmadığını, yedinci bir ortağının olduğunu, altında, üstünde, sağında, solunda olduğunu söyledik. Evet. Zaman zaman itirazlar da oldu. Yani yok falan dedi. Şimdi bugün artık yedincisi de ortak olarak içinde mi? İçinde. Hatta bir tık daha ötesi, özellikle CHP'nin siyasi aktörleri şunu diyorlar. Artık ilke birlikteliğinden gönül birlikteliğine dönüştük diyorlar. Bunlar olurken biz birilerini ötekileştirmedik. Siyasi kampı asla ve asla, siyasi kamplaşmanın tam tersinde bir duruş sergilememize rağmen ama ittifak içerisinde yer almış söylemlere baktığımızda, özellikle bahsettiğim 7. masanın devreye girmesiyle birlikte şu cümleler kullanıldı mı? Kullanıldı. Neyi? Bu bir seçim değil, rejim meselesi dedinizdi. Oysa biz bir seçim olarak görüyoruz. Seçimi de önemli görüyoruz. Önemli görmemizin sebebi de bu kazanımları daha ileriye taşımak anlamında. Ama karşı taraf diyor ki, hayır, biz böyle görmüyoruz. Bunu bir rejim meselesi görüyoruz. Yine aynı siyasi aktörlerden bir başkası şunu söyledi mi? Yüzyıllık cumhuriyeti yerle bir edeceğiz, yok edeceğiz. Peki nasıl iki ittifakı beraber birbirine karşılaştıralım? Haksızlık olmaz mı? Biri diyor ki var olan huzurun, düzenin, bugüne kadar ülkeye yapılmış hizmetlerin devamını sağlamak anlamında yeniden bu Cumhur İttifakı'na talibiz, o istiyoruz. Ve bunları da daha çok geliştirmek istiyoruz. Öbür tarafta diyor ki başta liderimiz olmak üzere yerle bir olsun. İstemiyoruz. Tek derdimiz düşmesi. Peki bu arada bir de Kandil ifadeleri var. Evet. Hatta biraz daha farklı ifadeler var. Bunu birkaç yayında da söyledim. Tekrar söyleme ihtiyacı hissediyorum soru buyurun, geldiği için. Buyurun. Hakkari Milletvekili adayı Onur Özmen de soy ismi, yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki 14 Mayıs günü sandıkları kıracağız.
yetmez. Hapishanelerin kapılarını da kıracağız. O da yetmez. İmralı da içerideki de dahil olmak üzere yoldaşlarımızı serbest bırakacağız. Peki bununla Cumhur İttifakı'nın bakış açısı, çalışma biçimi nasıl yan yana gelebilir ki? Peki bu şu andaki mevcut yedili ortaktan bir tanesi değil mi? Bir tanesi. Kandil bir şey daha söylüyor. Cumhur İttifakı'na verilmiş her oy diyor PKK'ya sıkılmış bir kurşundur diyor. Vallahi doğrudur. Doğrudur. Peki biz bu kadar... Hı. Bak bir şey daha sana söyleyeyim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yerliliğinden, milliliğinden, özböz bu toprakların evladı olmasına en ufak bir endişem yoktur. Bunu da defalarca rüştünü ispat edecek şekilde bütün davranış kalıplarıyla yaptığı hizmetlerle ortaya koymuştur. Peki aynı şeyi Millet İttifakı içerisinde yer alan her siyasi partinin davranış kalıbı için bunu kullanma şansına sahip miyiz? Asla. Tek tek örneklerini veririm. Canan Kaftancıoğlu şu cümleyi nasıl kullanabiliyor? 15 Mayıs'tan itibaren Müslümanlardan o isteme takiyesinden kurtulacağız. Ya da seçim beyannamelerine bakalım. Seçim beyannamelerinde yer alan maddelere bakalım. Birkaç tane söyleyeyim, konuyu uzatmak istemiyorum. İmam hatipleri kaldıracağız. Din derslerini kaldıracağız. Yerel özellik vereceğiz. LGBT'yi serbest bırakacağız. Daha neler neler neler. Peki biz bu toplumda yaşayan bireyler olarak bizim bağlı olduğumuz bir din ve onun hayat içerisindeki uzantıları var. Peki bizim bu hayat içerisinde olmazsa olmazımız diye kabul ettiğimiz şeylerle bu kadar ters düşen bir siyasi anlayışla nasıl bağdaşabileceğiz? Hani bazen bize şu suçlama da yapıldığını gördüm. Siyasi kamplaşmayı, siyasi kutuplaşmayı siz yapıyorsunuz. Allah aşkına ya. Biz ne zaman yaptık bunu? Ama bize ve bizim değerlerimize bu şekilde bir saldırı olursa vallahi o saldırı karşısında siyaseten gücümüzün yettiği her mücadeleyi yaparız. Demokratik sahada vazgeçmeden bunu yaparız. Ha bunun karşı kutuplaşmaysa vallahi başlatanlar ondur. Karşılığında görürler. Niye? Bir de şöyle bir şey var. Bu ülkeye hizmet etmiş bir liderimiz var. Beğenmiyor olabilirsiniz. Oy da vermiyor olabilirsiniz. Çok doğal. En doğal hakkınızdır. Ama teşekkür de etmiyorsanız, bunu da bekliyoruz ama, teşekkür de etmiyorsanız, çıkın deyin ki, bugüne kadar 21 yıl bu ülkeye bu şekilde hizmet etmiş bir iktidar var. Biz gelirsek şu hizmetlerimizle iktidar olmaya talibiz. Mesela siz hep soruyorsunuz. Ben mesela sorsam ne diyebilirsin? Belki cevap vermezsin ama sorun, yine sorayım. Problem değil. Allah aşkına gelecekle ilgili ne projeleri var? Ya hiç kimsenin yok. Yani şimdi şeyi dinliyoruz. Yani ben yerelden örnek vereyim ki yukarıya gitmeyeyim. Hem sizin milletvekilleriniz, adaylarınız hem diğer tüm adaylar. Ya Elazığ'la ilgili hiç kimse vaatte bulunmuyor. Sizin adaylar Cumhurbaşkanı'nı anlatıyor. Diğerleri de Cumhurbaşkanı'nı göndereceklerini söylüyorlar. Böyle bir şey. İtiraz ediyorum. Tamam peki. Projelerimiz var. Tamam peki. En yakın projelerimiz dün açıkladık. Tamam. Ulova Kuzova meselesinden tutun yeni hastane meselesine kadar daha neler neler. Öncekiler halletmedi ki bunlar halletsin yani başkanım. Bak. Neyse. Bak. Yeni dün, zaman olsun konuşalım inşallah. Seçim keşke. Bitsin. Seçim dün, bitsin dün, uzun uzun dün, konuşalım. Dün DSİ Genel Müdürlüğü'yle toplantı yaptık. Ben ve siyasi aktörlerimizden birkaçıyla birlikte. Aynen ifademi söylüyorum. Bunun gizli saklısı yok. Ya dedim şu Kuzova Ulova meselesi. Kuzova'da epey bir mesafe alındı. Evet. Onu biliyorum. Ulova'da da alınması gerekir dedim. Daha Cumhurbaşkanımızın yıllar önce söyledi. Tabii onlar da kendi içlerinde bunların süreç içerisindeki eksik... Ama biraz şeyden başlayayım. Bu işte hep Tayyip Erdoğan suçluyorlar ya götürüp oraya bağlıyorlar. Ya siyasetçi dirayetli güçlü olacak gidip koparacak. Eyvallah bunu bak bunun mücadelesini verdik ama. Bak bunun mücadelesini verdik. Bizi de aşan zaman zaman şeyler oldu. Bak bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Bunu inşallah başka bir zamanda masaya yatırırız. Olur. Ama şimdi sadece gelecekle ilgili projeler kısmından konuşursak biraz olayı eksik bırakırız. Şimdi daha bundan kaç gün önce, 4 gün önce muhteşem bir stadın açılışı yapıldı. Evet. Ya Allah aşkına ya. Başkanım keşke vakit olsa program böyle tartışsak Atatürk ismi olmadan stad diye. Ya onlar da konuşuruz. Neyse başkanım vakit var. Ama ya bir maliyetine bir baksınlar ya. Bugünkü güncellenmiş maliyetine baksınlar. Ya Kömürhan Köprüsü'nün maliyeti. Tabii onda AK Partilerin suçu yok o ayrı bir şey. Hayır Kömürhan Köprüsü'nün maliyeti kadar bir maliyet... Şu an güncellenmiş maliyeti. Muhteşem. Ambiyansıyla, şuyla, buyla bir spor kompleksi. Basit daha 3 gün önce, 4 gün önce açtığımız bir stattan bahsediyorum. Ya bu şehre her türlü hizmet getirildi. Eksik kalan hizmetler de getirilmek zorunda getirilecek de. Ha bir de şu var. Bak bu da çok önemli bir şey.
Şimdi siz bir şeyler üretirken, bir şeyler yaparken, imal ederken mutlaka eksiğiniz vatanınız oluyor. Yani bunu deprem konutlarıyla bir takım biz Fethi Sekin Şehir Hastanesi'yle, şurayla, burayla, nereye alırsanız alın. İlk başlangıcına bakın, orta sürecindeki konuşmalara bakın, son geldiğimiz süreçteki haline bakın. Şimdi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'yle ilgili bu şehirde biri kalkıp negatif bir eleştiri yaparsa onun aklında şüphe ederim. Yok, etmemek lazım. Gerçekten etmemek. Ama Fethi Sekin Şehir Hastanesi ilk kurulacağı zamanlarda çok inanılmaz eleştiriler vardı. Ha, bu arada haksızlık ettim. Dedim ki hep Elazığ konuşmuyorlar. Erol Bey yeni bir hastane müjdesi de evet, vermiş oldu. Bir de üniversite hastanesi 8 yataklı. Tabii ya. Gerek, haksızlık ettik mi düzelteceğiz başkanım. Ya, problem yok. Başkanım süremiz azalıyor. Daha yeni başlamıştık. Valla bir şey yapacağız. Seçimden sonra uzun uzun konuşuruz. Hem Elazığ'ın sorunlarını konuşuruz inşallah. Soru cevap yaparız ama süre azalıyor. Ben yine sözü size bırakmak adına tekrar soru yöneltmiş olacağım. Süre daraldı. Seçim günü saymazsak 3 gün gibi bir süre var. Yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Seçmenlere, izleyicilere neler söyleyeceksiniz? Onu size bırakayım ki öyle bitirelim. Şimdi öncelikle yani ben kendimi öyle tarif ettim şimdiye kadar. İnanmadığım hiçbir şeyi söylememeye çalıştım. İnandım, her şeyi de söyledim. Arkasında da durmaya çalıştım. Bunu şunun için söylüyorum. Şu cümlemi söylerken havada kalmasın diye. Seçmenin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Seçmenin kendisine has bir aklı, bir vicdanı, bir bakış açısı ve kendine göre de bir özgür ağırlığı var. Dolayısıyla siz ona hitap edebilmek istiyorsanız, onun gönlüne girebilmek istiyorsanız mutlaka onun dünyasıyla buluşmanız lazım. Siz bu buluşmayı sadece sözle yapamazsınız. Bugüne kadar duruş biçiminiz, siyasetteki profilliğiniz, lidere olan bağlılığınız, birlikte yol yürüyüşünüz ve sizin güncellenmiş siyasi kriterleriniz, işte gelecekleri projeler, bunlar hepsi seçmen bunu izliyor. Ya inanılmaz da zekidir seçmen. Dolayısıyla seçmeni bu şekilde tabirindeyse birkaç öyle süslü cümleyle kandırabilme şansınız yok. Benim tabirim, ben öyle okuyorum seçmenden davranış kalıbı olarak. Bana bak diyor, benim bir aklım var. Seçme, itiraz etme, eleştirme gibi yeteneklerim var diyor. Benim aklımla da alay etme. Bana geleceksen güzel şeylerle gel, gelecekle ilgili ne söyleyeceksin onunla ilgili gel. Yaptıklarını da bana güzelce anlat eğer ben bilmiyorsun. Onun dışında bir takım şey yaklaşımlarla beni konsolide edemezsin. Boşuna yorma kendini diyor seçmen. Ben seçmenden bunu okuyorum. Dolayısıyla biz seçmenin düşüncesini nasıl etkileriz? Öncelikle bugüne kadarki duruşumuzla etkileriz. Eğer gerçekten bir eminlik, bir güvenilirlik bu konuyla ilgili onda bir karşılık bırakabilmişsek ben tanıyorum. Geçen gün bir video yaptım ben. Biraz farklı bir il başkanlığı da yapmaya çalışıyorum. Siyasi profiller nasıl olmalıdır diye bir video yaptım. O videoyu da paylaştım. Çok da beğeni aldı o video. Sonra bir talk videomuz vardı. O da çok inanılmaz beğeni aldı. O videoda SS profillerle ilgili videoda şunu söyledim. Dedim ki bize sorular geliyor şeyle ilgili. Siyasi profiller nasıl olmalı? Aynen şunu söyledim. Var videomda. Dedim ki siyasi profiller halkın değerleriyle çatışmamalı. Halkın değerleriyle buluşmalı. Halktan birisi, bir vatandaş baktı. Halk adam olacak. Benden biri. Ben bunu tanıyorum. Bunu söyledikleriyle benim dünyam buluşuyor diyebilmeli. Siz eğer bunu sağlayamamışsanız, üstenci bir tavrınız varsa, ukala, egolu yaklaşımlarınız varsa, sabaha kadar anlatın. Hiçbir şey ifade etmez. Bu bir. İki, siyasi tercihler vardır, siyasi yaklaşımlar vardır, siyasi parti müntesiplikleri vardır. Bunların hepsi belli bir doğallık içerisinde sandıklara gidecek. Ben öncelikle şunu söylüyorum Arif Bey. Herkesin, sadece AK Partililerin demiyorum ha, herkesin sandığa gidip oylarını kullanmalarını arzu ediyorum. Bu şehirde 431 bin tane seçmen var. Küsuratını konuşmuyorum. Gönlüm istiyor ki 430 binin birlikte gitsin. Ya da en yüksek katılım olsun. Demokrasi böyle gelişir, böyle çoğalır. Gitsinler ve tercihlerde bulunsunlar. Ben şunu seviyorum, buna oy vereceğim. Bunu seviyorum, buna oy vereceğim. Ama gitsinler. Bana bu yakın, bu beni ifade ediyor diyebilsinler.
Bunun üzerinde bunun önünde hiçbir engel olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle tabiri yerindeyse koşa koşa pazar günü sandığa gidelim. Oylarımızı kullanalım. Ha bu arada oylarını kullanırken de onların demde söylediğim gibi akılları var, iradeleri var, olayları tahlil etme yeteneği var. Bir tarafından burada ben kendimi ve ekibimi ya da liderimi anlatıyorum. Diyorum ki biz işte bu yıllardır bu ülkeye hizmet ettik. Hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeni bir izin istiyoruz. Yeni bir ruhsat istiyoruz. 2023'ten sonraki Türkiye Yüzyılı vizyon projesini gerçekleştirmek için sizin oylarınıza talibiz. Bizim bugüne kadar yaptıklarımızda tabirindeyse yapacaklarımızın teminatı. Uygun görüyorsanız bu konuda size bir güvenirlik, bir eminlik, sözümüzle yaptıklarımızı uyuşur bir profillik bırakabilmişsek siz tekrar bizi tercih edeceksiniz. Bırakamamışsak zaten sabaha kadar ne anlatırsak anlatalım. Bu taraftan biz kendimizi böyle ifade ederken karşı taraftaki Millet İttifakı içinde çelişkilerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de elimizden geldiği kadar nezaket dilini de elden bırakmamaya çalışıyoruz. Sonuçta sandıktan çıkan sonuçlar ısrarla altını çizerek söyleyeyim hepimizin kabulüdür. Kabulü olması gerekir. Ondan sonraki ama fakat lakinlerin ya da farklı yaklaşımların hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Herkesin de buna saygı duyması gerekir. Doğru. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Memleket için hayırlısı neyse olsun. Onun temennisini, onun duasını edelim. Yani ülkemiz gerçekten güzel bir ülke. Yani zaman zaman sıkıntıların yaşandığı, şunların bunların olduğu bir ülke ama hakikaten bu coğrafya güzel bir coğrafya. Bu coğrafyayı daha gelecek kuşaklara, nesillere güzel, huzurlu bir şekilde bırakmak istiyoruz. Bu da bizim imkanlarımızla, bizim elimizle, bizim iktidarımızla olursa çok daha mutlu oluruz. Yeter ki ülkemiz müreffeh olsun, huzur, güven içerisinde olsun. Gerisi hiç önemli değil başkanım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, konuğumuz AK Parti İl Başkanı Sayın Şerafettin Yıldırım'dı. Yaklaşan seçimleri konuştuk. Mutlu akşamlar. Nasıl geçti bu kadar? Evet. Niye sen yarım saatte bitirdin? Süreleri azalttık.